Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Sayın Başkanım, meclis çalışma yönetmeliğine göre meclisin düzenini sağlamakta siz görevlisiniz. Demin konuşurken meclis üyelerimize döndünüz, gereksiz ifadesini kullandınız. Bu bir belediye başkanına, bir meclis başkanına yakışan bir husus değildir. Üslup değildir. İki, demin divan katibi arkadaşımız geldi, size meclis üyemiz laf attı. Burada benim telaffuz edemeyeceğim bir küfür ettiniz. Bundan dolayı buradan meclis üyelerimizden özür dilemenizi bekliyoruz. Bir meclis başkanı, meclisi yöneten bir meclis başkanı, 16 milyonu temsil eden bir belediye başkanına yakışmayan bir üslup ve dildir. Sayın Başkan, bu şekilde meclisi yönetemezsiniz. Meclis üyelerine küfrederek, meclis üyelerine hakaret ederek meclisi yönetemezsiniz. Biz sizden özür bekliyoruz. Ağzınızdan kaçtığını, içten dış olduğunu düşünmek istiyoruz ve özrü bekliyoruz Sayın Başkanım. Evet. Bu kavram şahsıma da dönük laf atmalara vesairelere dönüşmüştür. Benim de ifadem arkadaşımıza dönük cevap olmuştur. Buradan muhatap alıp cevap vermemem gereken bir husustur. Bunun altını çizeyim. Ama şahsımı muhatap alan ifadeler de yanlıştır. Benim arkadaşı buradan muhatap almam da yanlıştır. O bakımdan buradaki süreci derleyip toparlama adına şunu ifade edelim. En başta söylediğim gibi Sayın Grup Başkan Vekillerinin de bir masada konuştuğumuzda ifade ettiğimiz gibi İstanbul'un dışındaki konulara dahil olduğu kadar o ölçüde bu meclisin ne yazık ki ahlakına, hukukuna uygun olmayan dil ve ifadelerde bu mecliste birçok karşılıklı atışmalar ve hareketlerine dönüşmüştür. Onun altını çizelim. Sayın Başkanım, ben tabii üslup ve usul konusunda elbette cümlelerimi çok dikkatle seçen birisiyim. Bu İyi Parti Grup Başkan Vekili arkadaş konuşmaya devam ettiği sürece bu meclis gerilmeye devam eder, onu söyleyeyim. İkincisi, arkadaşlar. Şimdi ben mecliste kullandığınız ifadeyi duymadım. Fakat şimdi arkadaşlar bana mesaj da gösterdiler. Ben o ifadeyi okumak istemiyorum. Şu anda AK Parti grubu olarak sizden bu konuda bir özür bekliyoruz. Kelimeyi okumak istemiyorum. Size tabii ifade eden arkadaşımız kendi ifadesiyle söylemiş olabilir. Benim şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Buradan kendisine de işaret ettim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım. O bakımdan grupla alakası yoktur. Şahsiyle ilgisi vardır. Bunu kendisiyle yüz yüze konuşacağımı buradan ifade ettim. Evet. Tevfik Bey, bu konuyu ben yüz yüze kendisiyle buradan ifade ettim, yüz yüze konuşacağız diye. Tevfik Bey'e söz hakkı verin arkadaşlar. Sayın Başkan, özür dileyene kadar biz meclisi terk ediyoruz. Sayın Tevfik Bey, ben size tekrar ifade ediyorum. Diyorum ki şahsına yüz yüze konuşacağız diye buradan kendisine işaret ettiğimi söyledim. Ya, Sayın Başkan. Grupla alakası yoktur. Sayın Başkan. Grupla alakası yoktur. Sayın Başkan, meclis başkanı sıfatınızla böyle bir ifade ne size yakışır? Size ne ifade edildi bilmiyorum. Ne bu meclise onu yakışır? Ben kendisiyle konuşacağım. Biz sadece sizden beklediğimiz, yanlış anlaşıldığınızı ifade eden bir özür beyan edin. Tekrar devam edelim. Aksi takdirde biz AK Parti grubu olarak meclisi terk ediyoruz. Evet, devam edin. Evet, meclisi terk ediyoruz arkadaşlar. Tevfik Bey'e buyurun bir şey. Tevfik Bey'e buyurun. Bir saniye. Saygıdeğer Başkanım. Bugün meclis oldukça gergin bir gün yaşıyor. Fakat gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili, gerek AK Parti'nin grup başkan vekili, ben bu meclisi yönettiğim günden beri ki ta geçmişe dayanan 16 yıllık deneyime bakarak konuşuyorum ki
İbrahim Bey'in uslubu hiçbir siyasi figürde bugüne kadar yoktu. Kendisini ikaz ettim birkaç sefer. Bakın bu gerginliğin tamamının sebebi İbrahim Bey'dir. Kusura bakmasın. Çünkü burada sizde tüm grupta, belediyede, mecliste herkes zor durumda kalıyor. Bakın şu an bu meclisin hepsinin dışarı çıkması doğru değil AK Parti grubu olarak. Dolayısıyla ben grup başkan vekilimizden de rica edeyim. Lütfen sizle meclis üyesi arasında bir anlaşmazlık oldu. Bundan dolayı en azından üzüntünüzü dile getirin. Lütfen devam edin. Şimdi ben kendisi... Bu başka bir boyuta geliyor. Şık olmuyor. Tamam. Şimdi ben kendisine göz göze gelerek yüz yüze konuşacağımı buradan ifade ettim. Başkanım üzüntünüzü söyleyin. Şöyle. Müsaade edin. Müsaade edin. Bir dakika değerli arkadaşlar. Müsaade edin arkadaşlar. Bir 15 dakika önce 15 dakika önce kendisine yüz yüze konuşacağımızı ifade ettim. Bu manada tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisinden yüzle konuşacağımı da tekrar ifade edeyim. Baş başa konuşmak istediğim buradan kendisine dile getireyim. Evet. Söz verin lütfen. Tevfik Bey'e söz verin. Sayın Başkan'ın üzüntüsünü dile getirmiş olmasını özlü olarak kabul ediyoruz. Toplantıya devam ediyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, Doğan Bey sizinle devam edeceğiz. Daha sonra Tevfik Bey'in bana soru yönettiği sorulara da cevap vereceğim. Evet. Evet.